Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mekan biraz farklı, iş yerindeyim. Size köpük tel kesme makinesinin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Şimdi araç yapımını biliyorsunuz. Gövde kaporta kısmına geçtik. Gövde kaporta kısmında bir telli elektrikli bir alet lazım. Şimdi o köpüğün içine straforu falan temizlememiz için. Onun için de şöyle bir şey. Bunlar şu elektrikçi malzemelerinde satılan hani kabloları vidaladığımız şeylerin içinde çıkan malzeme bu. Diğer tarafında kablo. Kablonun diğer ucunda bir trafo. Şöyle göstereyim. Ben bunları bağladım, montajını yaptım ama şöyle göstereyim. Bu bir trafo arkadaşlar. 90 volt bölü amper çıkış veren, 220 voltla çalışan. Şurada bağlantıları var. Bu sıfır yazan yere eksiği giriyorsunuz. 220 yazan yere normal elektrik giriyorsunuz. Bu da çıkışları. Sıfır yazan yer bizim ilk çıkışımız, yani şase olarak düşünebilirsiniz bunu. Diğeri 12, 18, 24, 36, 42 ve 48 voltları var burada. İhtiyaca göre hani neyi kullanacağınıza siz karar vereceksiniz. Bunları ben ayarlı yaptım. Bu elektrikçilerde satılan malzemeler var. Şu ışıkları falan istediğiniz gibi istediğiniz zaman açıp kapatmanıza veya baygınlık durumunu ayarlamanıza yarayan bir düğme. Bu 55 lira civarında fiyatı. Şu alet 9500 lira civarı bir alet. Tel deseniz zaten bunun ucundaki tel, bu krom kaplı teller var. Onlardan olması gerekiyor. Yani özel alaşımlı bir tel. Bunu alıyorsunuz. Bunun fiyatı önemli bir şey değil. Yani 3-5 lira. Şu tahta zaten bunun da maliyeti yok. Toplamda yani sizin bu cihaz için harcayacağınız para maksimum 160-170 lira gibi. Yani köpük kesmek için ideal bir olay. Şimdi size bunun nasıl çalıştığını da göstereceğim ben. Bu arkadaşa öncelikle elektriği veriyoruz. 220 voltu verdik. Burada şu kullandığımız cihazın ışığı falan yanıyor. Çok belirgin değil ama gözüküyordur. Şimdi bunu çevirip voltajını ayarladığınız zaman buranın kızardığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kızardı. Burada bunu istediğiniz kadar açıyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Yani çok fazla kızartıp teli büktürmeyin veya köpüğü yakmayın. Gördüğünüz gibi ampul gibi yanıyor. Bunu istediğiniz ayara getiriyorsunuz. O ayarda çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.